Merhaba Mastermind izleyicileri. Bugün sizlere Mars ile ilgili bulmuş olduğum bir araştırma ile Mars'ın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında fikir yürütmemize yardımcı olacak bilgileri aktarmaya çalışacağım. Yapılan araştırmalar sonucu Mars'ın geçmişinde neler yaşamış olabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Peki, önümüzdeki 10 yıllarda insan kolonilerinin kurulmasının planlandığı kızıl gezegen nereden geldi ve nereye gidiyor? Gelin hep birlikte yanıt arayalım. İnsanlığın bir sonraki evi olabilme potansiyeline sahip Mars, günümüzde neredeyse tamamen kurak ve çöl benzeri bir yapıya sahip. Ancak yine de bilim insanları Mars'ta gizli kalmış yaşamlar olabileceğini düşünüyor. Bu düşüncenin arkasında yatan en büyük nedense bir zamanlar sularla kaplı olduğu düşünülen Mars yüzeyi. Şimdiye dek yapılan araştırmalar Mars'ın bir zamanlar günümüzdeki renksiz görünümünün aksine okyanuslarla kaplı ve hatta yaşamın bile var olduğu bir gezegen olabileceğini gösteriyor. Bu noktada Mars'ın geçmişini bilmek, kızıl gezegenle ilgili gelecek hayallerimizin ilk adımını oluşturuyor. Mars'ın yıllara göre olası görünümü ve bu dönemlerde yaşamış olabileceği düşünülen olası senaryolar bir araya getirildi. Gelin Mars'ın evrimi adı verilen bu çalışmaya daha yakından göz atalım. Paylaşılan bu ilk çalışmada Mars, Güneş sisteminin yeni yeni oluştuğu 4,5 milyar yıl önce o kadar yüksek bir dönme hızı ve enerjiye sahipti ki yüzeyi binlerce santigrat derece sıcaklığındaydı. Yaşamın Dünya ve Mars'ta benzer zamanlarda başladığı düşünülüyor. Yani günümüzden yaklaşık 3,8 milyar yıl önce. Mars'ın erimiş çekirdeği zamanla soğuduğu için suyunu ve atmosferini kaybetmeye başlıyor. Kalan su buz oluşturmak için zamanla yoğunlaşıyor. Günümüzden 2,1 milyon yıl öncesi de günümüzden 400 bin yıl öncesi arasındaki dönemde Mars. 2,1 milyon yıl öncesine kadar Mars'taki bütün su buza dönüyor ve bir buzul çağı başlıyor. Şu zamana kadar eğer bir yaşam olmuşsa zaten bundan sonraki aşamada tamamen ölüyor ve Mars donmuş buzulları olan ölü bir gezegene dönüşüyor. Günümüzde ise Mars tamamen ölü bir gezegen gibi görünüyor. Yüzeyin altında bazı yaşam formları olabilir ya da hücresel bazda fosiller bulunabilir. Ancak bundan emin değiliz. Atmosfer basıncı Dünya'nın atmosfer basıncının binde altısı kadar. Yani Dünya'nın atmosferine göre Mars'ın atmosferi inanılmaz derecede ince. Bunun sebebi de Mars'ın güneş rüzgarlarına karşı koyamayıp zaman içerisinde atmosferinin tamamının uzaya saçılmasına engel olamamasıdır. Bu çalışmaya göre 100 yıl sonraki Mars şu şekilde tasvir ediliyor. İnsanlar gezegene çoktan inmiş oluyor ve Mars ortamında hayatta kalıp gelişebilen, büyümek ve oksijen oluşturmak için atmosferdeki karbondioksiti tüketen genetik olarak tasarlanmış bakteriler serbest bırakılmış olacak. 1000 yıl içinde tüm Mars bu bakterilerle kaplanmış oluyor. Gezegen basıncı ve su hacmini arttırmak için dolmuş su buzunu ve karbondioksiti kullanarak buzu eritiyor. Diğer çabalarında etkisiyle ısınmaya başlıyor. 10 bin yıl içinde bitkiler arasındaki rekabet bir hiyerarşi yaratıyor. Daha büyük bitkiler su kaynaklarına yaklaşırken kurak bölgelere daha iyi uyum sağlayabilen bitkiler ise su kaynaklarından uzaklaşıyor. 100 bin yıl sonra ise bu süreç doğal bir süreç haline geliyor ve Mars kendi ekosistemine sahip bir gezegen haline dönüşüyor. Buradaki tek insan müdahalesi ise süreci Mars'ta zaten yaşayabilecek uygun bakteri türleriyle başlatmak oluyor. Şimdiden bu plan için birkaç bakteri adayımız bile var. Peki aynı çalışmaya göre 1000 yıl içinde insanlığın Mars'taki durumu nasıl olacak? Mars'ın geçmişten günümüze ne tür aşamalardan geçmiş olabileceğini ve gelecekte gezegen üzerinde ne tür değişiklikler olabileceğini gördük. Şimdi ise sırada insanlığın yakın tarihte Mars'ta neler yapabileceği var. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte birkaç yüz kişilik nüfusa sahip ilk Mars üssü enerji ve diğer tüm unsurlarıyla kurulmuş oluyor. Önümüzdeki 50 yıllık süreçte ise birden fazla üs kurulmuş oluyor. Ve bir koloni oluşmaya başlıyor. Nüfus 10 bine kadar yaklaşmış oluyor. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde birden fazla
tam teşekküllü şehri olan, kendi kendini idame ettiren bir koloni Mars'ta bulunmuş olacak. Nüfus 100 bine kadar yaklaşacak. Önümüzdeki 1000 yıl içerisinde gezegenin büyük bölümünü kaplayan dev şehirler ve denizlerle yaşanabilir kılınmış bir Mars tasvir ediliyor. Nüfus birkaç milyar civarında olacak. Tabii ki bu çalışmalar kesinlik içermiyor. Bu şekilde planlar olsa da hem gerçekleşme durumları hem de gerçekleşme zamanları çok çok uzak olduğu için bu çalışmada anlatılanlar gerçek olur mu ya da olabilecek mi ya da en azından biz ne kadarını görebileceğiz hepsini bize zaman gösterecek. Ne dersiniz? Sizce bu çalışma gerçeği yansıtıyor mu ya da gerçekleşme ihtimali var mı? Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere.